Herkese merhaba. Bu dersimizde en basit haliyle trim ve extend komutlarını göreceğiz. Bu komutları aktif etmek için ister modify menüsünden tıklayarak, isterseniz de komut satırı için tr enter yazarak aktif edebilirsiniz. İki tane dikdörtgen çizmiştim. Trim budamak demek. Budamak kırpmak. Kırpmak istediğiniz, budamak istediğiniz parçaların üzerine gelip tek tek tıklayarak komutunuzu gerçekleştiriyorsunuz. Daha sonra Enter'a bastığınızda komutunuzdan çıkış yapıyor. Örneğin bunun için bir örnek daha yapalım. Bu sefer Rectangle ve Circle ile alakalı bir örnek yapalım. Mesela Two Point Circle ile alakalı bir örnek yapıyorum. Bunları çizdim. Şimdi bunun sağ tarafının dairesel olarak gelmesini istiyorum. Fakat bu içindeki çizgileri istemiyorum. Bunun için tekrar TR Enter diyorum ve bu parçalarımı seçip Enter'a basıyorum. Trim komutunun kullanım alanı genellikle olarak böyle. Daha güzel örnekler üzerinde daha detaylı göreceğimiz için şimdilik sadece başlangıç eğitimi olarak bakıyoruz. Peki, Extend komutu ne? Ya da öncelikli olarak şunu söyleyeyim. Örneğin, birden fazla kare seçtik. Bunların içine bir tane line çekeceğim. Örneğimizi çizdik. Tekrar TR Enter yapıyoruz. Şimdi ben bu aradaki line'ın, bu diğer kareleri kesen line'ların olmamasını fakat bu dıştaki line çizgilerinin kalmasını istiyorum. Normalde orijinal trim komutuyla yani default haliyle tek tek seçip bunları silmem gerekiyor. İsterseniz seçim yaparak da böyle silebiliyorsunuz. Ctrl-Z yapıp geri alıyorum. Tekrar trim komutuma giriyorum. Enter diyorum. Bakın burada cutting edge var. Yani bize sınır çizgimizi belirlememizi istiyor. Ya hepsini seç ya da bir tanesini seç. Yani bu select all, yani parantez içerisindeki select all enter derseniz aslında bütün objelerinizi sınır çizgisi olarak alır ve onları kesen teğetleri, silmek istediğiniz, yani trimlemek istediğiniz yerleri direktman trimleyebilirsiniz. Fakat ben line'ın dış köşelere değmesini, yani dış köşelerden uzantısının devam etmesini fakat iç karelerden geçmesini istemiyorum. Bunun için sınır objesi olarak en dıştaki kareyi seçip Enter'a basıyorum. Sonrasında line'ımın üstüne geldiğimizde gördüğünüz gibi bütün içeriği teğet geçen line'ın parçalarını budamış oluyorum. Bu komutumuz da böyle. Extend komutu da trim'in tam tersi olarak çalışır ama yine benzer özelliklerle çalışır. Örneğin extend komutuna basıyorum. Gördüğünüz gibi line'ı seçtiğim zaman, yani alt ucunu seçtiğim zaman aşağıya doğru uzatma işlemini yapıyor. Bunu böyle tek tek yapabileceğiniz gibi yine az önceki yöntemle tekrar extend diyorum. Bu sefer boundary edge'i tıklıyorum. Dış kenarı seçiyorum, enter'lıyorum. Yine line'ımın alt kısmına doğru tıkladığım zaman bu line'ı tekrar devam ettiriyor. Enter diyerek komutumu kapatıyorum. Şimdi üstteki şeklimiz için bir tane daha extend ile alakalı küçük bir örnek yapalım. Tekrar extend komutuna geliyorum. Eğer isterseniz birden fazla sınır çizebilirsiniz. Bu arada trim'i de görmüş olalım. Hemen şuraları tekrar extend'e geliyorum. Gördüğünüz gibi gördüğü ilk sınıra dayanıyor. Ama ben boundary edges dersem ve sınır olarak bunu seçersem, enter dersem, bunu ucuna tıkladığınız zaman bir sınır çizgisi daha atlamış oluyor gibi düşünebiliriz. Dediğim gibi bunları daha profesyonel örneklerle kullanacağız. Şimdilik başlangıç seviyesinde öğrenmemiz yeterli. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.